Paranormal Ofis. Sayık Erol Tanrı. Doğru dua, doğru tövbe. İrtibat telefonlarımız 0542 465 8467 0546 465 8467 0555 465 8467 Tövbe-i Sayık Kitap Sipariş Hattı 0541 850 8467 Hoş geldiniz. Seansınızın yayın ve kayıt aktarını biliyor musunuz? Biliyoruz. Nereden geliyorsunuz? Şerif Koçsar'da. Sıkıntı yaşayan isim neydi? Metin Koç. Metin Koç. Kaç yaşındasın? Pazartesi günü 13'e gireceğim. Şu an 18. Şimdi annesine soralım, ne yaşıyor çocuk sıkıntı olarak? Valla bu iki gündür ekmek falan yemiyor. Korkuyor. Beni gördü o gün, korktu, bağırdı. Evet. Akşam abisi geldi, bir titreme, bunu abdest falan aldırdı. Bir titreme falan. Evet. Abisinin gözünün içine şeye bakıyor. Kendi kendine konuşuyor. 2-3 gündür böyle çocuk, ya, yani şiddetlerde. 2-3 gün öncesinde çocukta sıkıntı yok muydu? Yoktu bu kadar. Hiçbir şey yoktu. Hiç bu kadar. Ne vardı? Yani vardı da yani bu kadar değildi. Yani bize karşı odasını falan hiç toplamıyordu bunlardan, bundan önce. Yani kızım niye yapmıyorsun? Canım ama, istemiyor. Hocam bir de istediği her şeyi yaptırmak istiyor. Yani bir şey istiyor ya, o illa ki olacak yani. Öyle bir şey vardı yani. Onu yaptı, yapadan, yapmazsan ağlayıp sızlıyor. Yapadan. Yani sizi çektiriyor biraz. En fazla kimi çektiriyor? Valla zulüm ediyor bize yani. Annem mi babayı mı en fazla kimi çektiriyor? İkisine de yapıyor. İkimize de yapar. Para yönünden boğama yapıyor vermediği zaman. Başka yönünden de anneme. Evet. Yani bir ev parası yiyor yani anlayacağım. Medine sen niye böyle hareketler yapıyorsun? Bir anlam verebiliyor musun hareketlerine? Yani bilinçli mi yapıyorsun yoksa bir şey senin bunu tetikliyor mu? Sinirleniyorum mesela anneme. Ya kafam gidiyor. Niye sinirleniyorsun? Durup dururken mi sinirleniyorsun? Yaptığı her şeyi sana sinirlendiren bir şey mi oluyor? Ya mesela annemle kavga ediyoruz. Yani bir şey için sıkıyorum, kendimi odaya götürüyorum. Yani bilmiyorum, bir şeyler yapıyorum kendi kendime. Biz kavga da yapmazdık bak. Sonra pişmanlık duyuyor musun? Evet, tövbe ediyorum sonra. İçindeki bir şey senin bunu yaptırıyor, zorla yaptırıyor. Doğru mu? Evet, sonra gönlümü ne yapıyorum, tövbe ediyorum kendi kendime. Evet. Şimdi Medine 13 yaşına basıyor, daha yeni ergenliğe giriyor, doğru mu? Daha küçük yaşlarda çünkü bir sıkıntı var mıydı? Hocam yoktu. Yoktu. Bir sıkıntısı yoktu böyle. Peki, bu son çocuk değil mi? Son çocuk. Yani üçüncü çocuk. Bunu hamileyken sıkıntılı bir dönem geçirdin mi hamilelik süresince? Geçirmiş olabilirim, evet. Geçirdin mi? Geçirmiş olabilirim. Peki, o sıkıntılı anlarındayken çocuk için böyle bir adak yapmış olabilir misin? Yok, yapmadım. Herhalde o zaman bir beyinle mi ne, o zaman tartışmış mıydım neyse, evet. Hamileydim buna, o zaman iyi biliyorum. Bir sıkıntı yaşadım ben. Ama çocuğum için falan şey etmedim. O eşinle tartıştığın anda ağzından kötü söz açmış olabilir mi? Vallahi hiç hocam, bilmiyorum ki. Hatırlamıyorsun. 12 yıl olacak. Senin gibi eşe, koca, senin işte doğuracağım çocuğa. Yok, hayır asla. Bu tip böyle şey söz açmış olabilir mi? Yok, demedim ha, demem öyle. Hiç çocuklarıma öyle hiç, asla. Yani çocuklarımın bana bir şey, anneye babaya öyle bir çocuklarım zarar olacak bir çocuklarım değil. Ama sinirlenince babamın annesine çok şey yapıyor. Kayınvalidesine. Ne diyor?
Yani aynı anası gibi diyor, bilmem inattı diyor, çat diyor. Ya inatlar var. Şimdi böyle. Benim beyim askerdi, bana kaynanam etmediğini bırakmadı. Bu çocuğumla ben askerdi, 18 yıl ben asker yılı bekledim. Stresle şeyle şu çocuğum benim kucağımda 6 aylık gene. O kaynanam bize bir verirdi, bir vermezdi, isyan ederdim. Senin gibi kaynanam olmaz olsun derdim yani, dedim de. Kaynanan sağ mı hala? Sağ. Maşallah benden diri. Ben çöktüm, o daha duruyor. Hala kaynımda kalsın bir şey yok. Vallahi. Yani diyorum ya, benim sıkıntılarımı çektim belki hocam. Hocam benim hanım da aynı. Şimdi evde de aynı. Hala anneme karşı bir şeyliği var böyle. Kini var. Yani ben de gerilerime hiçbir şey gerilime tövbeler olsun. Yani hiçbir sıkma. Ama şimdi bak sen kaynanana beddualar ediyorsun. Gelinin de sana... Ya, o da dönüyor bu sefer ona yani. Aynı beddua şey. Etmiyor ama... Ama bana çektirdi kaynanam. Bana etti. Ben, bak, hatta yine de ben bakarım kaynanama. Öbür oğulları bakmaz. 3 tane oğlu var. Evet. Bakmaz, ben bakarım. Benim evime bak senelerce getiririm, köşemde oturturum. Bakarım bana, onun bana hiç bedduası olmadı kaynanamın. Gerçekten bak. Ama işte bu 1-2 senedir kızgınım. Bu çocuğuma kötü söz konuştu. Ne dedi? Erkeklerle affedersin, çok özür dilerim. Erkeklerle oynuyorsun, onlardan bir karnına piş koyarsın dedi. Öyle dediği için ben bu kaynanamı eve koymuyorum 2 senedir. Şimdi o sözü durdururken mi söyledi, niye söyledi? İşte bununla tartışmış. Ya, çocuk mu tartışıyor? Artık bilmiyorum. Niye erkek çocuklarla oynuyor diye yani, çocuk yani sonuçta. Yani daha da bundan 2 sene önce, daha 9-10 yaşında çocuğa. Mahalleli oynadı. Sen o kelimeyi konuştu diye çok zoruma gitti hocam, Allah yukarıda. Evet. Sen benim o çocuğuma o kelime, ben sana bakıyorum, baş köşemde oturtturuyorum. Öbür evlatlarım bakmıyor, sen benim bu çocuklarıma niye böyle dedin diye 2 senedir Allah yukarımda koymuyorum. Bakmıyorum da. İstersen Allah'ım günah yazsın. Ben doğru söyler, doğru ölürüm ben. Ben asla yalan söylemem. Bir beddua etmiş babaanne. Babaanne bedduayı yapıştırmış çocuğa. Yapıştırdı. Normalde dua etmesi gerekirken... Ha, öyle işte ya, ben de öyle diyorum. Babaanne böyle, ağızda kurulacak, kurulmaz bu onun ya. Babaanne sıkıntılı, sürekli beddua mı eder babaanne? Yani sürekli bedduasını ettiğini pek bilmem de yani kufur var, sonda da sıkıntı var. Sürekli kafası ağrıyor, kafasını duvarlara vuruyor ağrısında. Dedemi de o yüzden mi gönderdi zaten adamı? Dedem, kendini jiletliyordu babaannem artık başımın ağrısı geçsin diye. Buz koyuyordu kafasına. Halen aynı. Halen devam ediyor. Halen devam ediyor. Dedem vefat etti. Dedem vefat etti. Ne zaman vefat etti? 3 yıl oldu mu? Kaybabam Ölel Ersoy. 3 yıl var Şerifler oldu. Evet, 3 yıl oldu. Peki, yani babana soralım. Baban ölünce annen daha da böyle arttı mı sıkıntıları? Babam ölünce yanındaydım öldüğünde. Yok. Annenin sıkıntıları daha da arttı mı diyor. Arttı mı? Baba öldükten sonra. Babam öldükten sonra tabii annem yalnız kaldı. İyice sıkıntı arttı. Sıkıntısı da olmadı da. Yani pek gidip gelip ilgilenen de olmadı. Biz getirdik biraz bir yanımızda kaldı. Biraz şey yaptı işte anlaşmazlıklar oldu ondan dolayı geri... Ne anlaşmazlık oldu? Geri köye gönderdik. Şimdi ablam var İstanbul'da onun yanında kalıyor. Miras konusunda mı? Yok yok, yok miras yok yok. Miras falan hiç şeyimiz yok. Ne anne tarafı ne baba tarafı öyle. Var köy pek orada değerli değil yani böyle iki... Öyle 3-5 kuruş şey yok. Evet. Beyim Erzurum Dadaş, ben kendim Kırşehirliyim. O Ersun'un dadaşı. Anne nerede şimdi senin annen? İstanbul'da. İstanbul'da mı? Kimin yanında kalıyor? Haramın yanında kalıyor. Şimdi bakın, Medine daha küçük. Ergenliğe daha yeni girmiş. Yani çocuktaki sıkıntının kaynağı, anne baba ya da babaannenin yaptığı bir beddua. Çocuk bedduadan çarpılır yani. Şimdi farkında olmadan, seni kızdırdığı anda senin ağzından çıkan bir beddua da çocuğu çarpar. Babanın yaptığı beddua yapar. Annenden böyle kızdığı zaman ne söyler genelde böyle? Ağzından ne kelimeler çıkar? Ben bir şey soruyorum. Valla genelde yani bildiğim kadarıyla bana sinirlendiğinde falan hatırladığım kadarıyla git nasıl evlatsınız? Ondan sonra olmaz olaydınız der bazen. Ya, olmaz olaydı. He. Yazıklar olsun değil mi? Yazıklar olsun da işi görmediği zaman şimdi görmediği bazen zaman. Diyor ki ben diyor çocuğuma hiç diyor beddua etmem diyor. Kesinlikle diyor. Diyoruz o ki diyoruz ki yazıklar olsun diyor musun? Onu herkes diyor diyor. Peki evet. Yazıklar olsun beddua mıdır? Değil midir? Bedduadır. En kötü beddualardan bir tane yazık olur çocuğa yani. Hayatı yazık olur.
biter yani. Olmaz oğlum diyor. Yani şu ağzımızdan çıkan var ya, özellikle anne babanın çıkan en olumsuz kötü kelime, özellikle çocukla ilgili tap, vurur çarpar. Çocuğun hayatı biter yani. Yani anne babanın görevi çocuklara dua etmek, başka bir şey değil. Şeytan burada tuzağı kuruyor. Şeytan aleyhillerinin en büyük tuzağı, evlat ile anne baba arasını açmak, karı koca arasını açmak, gelin kaynana arasını açmak. Öyle. Tuzak burada kuruluyor en fazla. Ben de gelinim hiç ısınamıyorum hocam. O bana ısınamıyor. Şimdi sen kayınvalidinde sıkıntı yaşadın, ona bir şeyler söyledin. Olumsuz beddualar, kelimeler kullandın. Şimdi gelinden görüyorsun. Belki de sen dedi ki, sen de gelinden gör dedi. Demiştir yani. Der, kayınım der. Ve görüyorsun şu anda. Ağzı açıldığı zaman, neler. Şimdi bak, burayı unutmayın, burayı iyi dinleyin. Şu ağzımızdan çıkan olumsuz, kötü kelimeler, sözler bizim çarpılmamıza yetiyor. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Şimdi bu salat yaşamamıza sebep olur yani. Şunu fark ettim hocam, babaannem bizde kaldığı sürece, kaldığı günlerde bizimle senin aran iyiydi. Babaannem nasıl gitti? Yani o da var. Babaannem nasıl gitti? Bir iki senedir iyice birbirinize düşmeye başladınız değil mi? Bizimle. Hala da aynı. Şimdi babaanneden mesela sen reçete yaptın değil mi? Hı-hı. Ondan tövbe almış mıydın? Tövbe helallik. Babaanneden mi? Yok. Niye almadın? Kendisi. Vallahi kendisi şimdi, İstanbul'da kulağı sağır. Duymuyor şimdi. Nasıl etsem acaba? Hiç mi duymuyor? Duyar da nasıl duyar artık? Bağırmayayım telefonda, çağırmayayım, nasıl duyurum bilmiyorum. Birebir bir şöyle helal i̇şte, almam gerekiyor. Birebir de nasıl İstanbul'da ta? Telefon edersin. Telefonla falan almak zorundasın. Olur ya. Zaten onun yanında çok fazla kalmadı sporum. Ya böyle pek... Ya yok, Gizem yani benim hanımla da tartıştı oldu. Çok gerilme etti, gerilme benim. Ona da etmedi. Onunla da tartıştı yani, tartışmadı değil. Ona da beddua etmişti. Ona da beddua etti, biliyor musun? İşte o bedduanın kalkması için de tövbesini yapacak. Onu bir şekilde tövbe yaptıracaksın. Çünkü sağ olanlardan tövbe ve helallik alınacak. Ölenlerin de kabir başında, kabirliğine helallik alınacak. Çıksa gelse yok. Yok, gelme değil. Orada tövbe ettirirsin. Sen tövbe. Arada bir gidiyor musun annemin yanına? Annemin mi? Ben hiç tartışmam. Yok. Annenin yanına hiç gidiyor musun? Ziyaretin yani, falan arada mısın? Annemin yanına yani aşağı yukarı 1,5 senedir gidemiyor. 1,5 senedir. Evet. Diyorum ya, buradaydı gitti. Buradan ablam İstanbul'a gidiyor. Telefonla arıyor musun? Arıyor. Telefonla devamlı görüşüyor. Görüşüyorsun. Telefondan görüşüyor. Anneyi arayıp sormak tamam güzel de ziyaret ediyorsun da. Telefonunu bozmuş başkasının telefonuyla. Evet. Görüşüyor. Ziyaret etmen gerekiyor. Şimdi benim annem de öyle. Çok beddua ederdi. Şimdi felç geçirdi, ağzı tutuldu. Ona ben sürekli estağfurullah çekiyorum. Estağfurullah, estağfurullah. Haftada bir defa telefonu arıyoruz, telefon da yok, başka yerden çeviriyor. Ama kadın böyle sıkıldığı anda gene sitem ediyor, intizam ediyor. Ben onu da hissediyorum. Sol küreğimin altında bir gerilme, bir sıkıntı oldu mu, dedim annem başladı okumayı diyor. Gerçekten doğru. Ve bir müddet devam ediyor. Aman yani beddua etmese bile, sitemezse, ben size bir dua ediyorum ya. Ama şey değil, şeytan boş durmuyor. Orada hemen ona bir vesvese verdiği zaman ne diyecek? Nerede senin çocukların? Niye aramıyorlar? Niye sormuyorlar? Öyle öyle vesvese tabii ki yani. Şeytan ona vesvese verince de ağzından bir kelime çektim. O hemen etkiliyor insanı. Yani. Onu ben hissediyorum. Ben Allah'a şükür ne bileyim, hiç bu böyle oldu olalı hiç yani üstüne de şey etmiyorum da, kıyamıyorum da. İşte bizim görevimiz kul ol, Allah'a kul olup dua etmek. Bizim başka görevimiz yok. Anne babalar özellikle. Çünkü anne babalar çocukların dünya gelmesine birer vesile. Ne oluyor? Allah tayin ediyor. Anne baba vesile oluyor. Sonra çocuklara duayı kesip de beddua etmeye kalkıp ya da olumsuz kelime söylediği anda çocuk sıkıntı yaşamaya başlıyor. İşte ne bileyim, kızıma da kıyamam ki. Hiç kıyamam. Ağzından kaçan sözler var. Vallahi hocam hiç kıyamam. Yani bir dediğini iki yapmazdık. Yani en küçük çocuk ya. Abileri de öyle hiç kıyamaz. Ne bileyim. Ne diye şöyle bir dua etsen aç elini. Aç. Allah'ım. Allah'ım.
Babaannemin yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığındı. Babaannemin yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım 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 babaannemin yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınırım. Bir şey hissediyor musun diye bakın. Evet, şu an yani göz. Söyleyebiliyorum da içimde bir kıpırdama oluyor. İçinde, şu göğsünde mi? Kıpırdama meydana geliyor. Annemin de, Allah'ım annemin yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınırım de. Allah'ım annemin yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınırım. 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 Bunda ne hissediyorsun? Bir şey hissetmedim. Bunda bir şey hissetmedim. Yani, öncekinde hissettin, bunda hissetmedin, doğru mu? Ya hep aynı şey. İçimde bir kıpırdama var. Bu dua yaparken de oluyor mu kıpırdama? Hep duruyor ki. Sürekli kıpırdamalar var. Hocam akşam gittim ben. Ayaklarım kendi çil 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 diyor böyle. Ağlıyor çil çil. Sen şimdi ergenliğe girdin gelecek. Korktu ondan ya, korktu. Başkası. Annene ya da babana kızdığın zaman böyle kötü bir şey söyledin mi? Ne dedin? Anneme söylemişimdir. Ne dedin? Hatırlamıyorum. Ama... Senin gibi anne olmaz olsaydı böyle bir kelime söyledin mi? Böyle... Herhalde kendime ettim, anneme ettim. Öyle. Kendine ne söyledin? Ben niye ölmüyorum falan dedim. Ben niye ölmüyorum dedim. Niye? Kendine değil, sonra zaten tövbe ediyorum. Yani hayatına bir lanet okudun, doğru mu? Aç elini şöyle dua et. Allah'ım. Allah'ım. Hayatıma okuduğum lanetten gelen şeytandan sana sığınırım. Hayatıma okuduğum lanetten gelen şeytandan sana sığınırım. Tekrar. Allah'ım, kendime okuduğum lanetten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, kendime okuduğum lanetten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, kendime okuduğum lanetten... Kendime ve hayatıma de. Kendime ve hayatıma okuduğum lanetten gelen şeytandan sana sığınırım. Tekrar. Allah'ım, kendime ve hayatıma okuduğum... Kötü bir şey. Yandı, unuttunuz. Evet, kesiliyor. Bunu biraz zorlandı. Tekrar et bakayım. Allah'ım. Allah'ım. Kendime ve hayatımı okudum, lanetten gelen şeytandan sana sığınırım. Kendime ve hayatımı okudum, bedduadan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım kendime ve hayatımı okudum, bedduadan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım kendime ve hayatımı okudum, bedduadan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım kendime ve hayatımı okudum, bedduadan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım kendime ve kendime ve hayatıma beddua... Karıştı. Sakin söyle, acele etme. Yavaş yavaş söyle. Acele etme. Allah'ım kendime ve hayatıma ettiğim bedduadan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım kendime ve hayatıma ettiğim bedduadan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım kendime ve hayatıma ettiğim bedduadan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım kendime ve hayatıma ettiğim bedduadan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım kendime ve hayatıma gere... Takılıyorsun. Bir kere mi yaptın, birden fazla mı yaptın bu bedduayı? Hatırladığımda bir kere odama gitmiştim. Kızdığım anda söyledim. Neden ölmüyorum ki? Öyle mi dedin? Yani içinde bir şeytan o ruhsatı aldı, o bedduayı sana yaptırdı ama onun girişi büyük ihtimal babaannenin bedduasıyla alakalı. Ya da senin ağzından kaçırdığın kötü bir söz. Ben vallahi bilmiyorum. O ruhsatı aldı yani. Ben bayağı, ben diyorum hiç yani kıyamam ki. Yani
hiç şey etmem yani evet. Çocuğuma bilmiyorum öyle bir şeyim olmaz. Yani sinirlenince diyorsun olmaz olaydın ne vardı diyorsun. Olmaz olaydın kelimesi çok tehlikeli bir kelime. Yani, olmaz olaydınız keşke diyor yani böyle diyor yani. Bak şimdi olaydınız, kendi nefsini temize çıkarma burada anneler babalar gidiyor. Valla bilmiyorum hocam işte ben nefsimi şey sinirlenince değil. Söylüyor yani söylemiyor değil. Şimdi sen de normal değilsin. Normal değil zaten. Anne, annesi olarak sen de normal değilsin. Neredeyse benim hanımla birbirini yiyecek o kadar kinliler birbirlerine. Kaynana, kaynana anne hükmündedir. Sen kaynanana yaptığın bütün metrolarda çarpılırsın. Dua edeceksin. Çünkü kaynanan olmasaydı eşin olmazdı. Dünyaya gelmezdi. Eşin olmasaydı sen kimle evlenecektin? Başkasıyla evlenecektin. Yani başkasıyla evlensen bile onun da annesi var kaynana. Herhalde. Yani. Ya kaynağı deyip de geçmiyor. Şeytanın tuzağı burada geçecek. Çok kuvvetli. Bunu demek istiyorum. Buraya anlaman lazım. Anne hükmünde geçiyor. Çünkü kadın evlendiği zaman nikah altına girdiği kocanın kocaya ve annesinin babasına itaat etmek zorunda. Allah'ın emir ve yasakları doğrultusunda. O anne hükmüne geçiyor. Hocam biz itaat ediyorsam o yetmiyor. Biz ediyoruz. Ben görevimi sen görevini yap, ona dua et. Bak görevini yap, dua et. Görev bizim kul olarak bütün sorunumuz görevimiz dua etmek. Anneye, babaya, eşe, çocuklara, ümmeti Muhammed'e hep dua etmek zorundayız. Vallahi ben hep dua etmememiz gerekiyor. Lanet okumamamız gerekiyor. Hiçbir şeye. Canlıya, cansıza, hayvana dair. Annemin, babamın devamlı ziyaretine giderim her Arife günleri. Sağ mı senin anne baba? Yok. İkisi de. İkisi de vefat etti. Kırşehir'de yatar bak ta Koçhisar'dan oraya hep devamlı giderim. Hep gittiğimde de mezarlarına giderim, dua ederim. Çocuklarım ben. Tamam anne babana karşı görevini yapıyorsun da işte bak kayınvalide orada sıkıntı, şeytan orada şeyi kuruyor. Yani anlattığım verilerde senin kaynanan da sıkıntılı. Sıkıntı da orada sıkıntı hasta. Sıkıntılı. O da hasta. Ama o sıkıntılı diye ona beddua edemeyiz, dua edeceğiz zaten. Düşmüş, şeytanın tuzağına düşmüş. Evet. Belki de kendi kocasından beddua aldı. Belki de kendi annesinin babasından beddua aldı. Hocam yani gücüne gitmesin. Yani yüzümüzün bir çeşit yani. Evet. İnsan şöyle kaç yaşında? Baktığı zaman insan korkuyor. 78 80. Yok. Baban, annen kaç yaşında Ersoy? Annem 77 falan var. 77. Değil mi 70? Ama maşallah sağlam. Ben de gerçekten diri yani öyle. Ama Allah helaya düşürtmesin ya. Bir de akşam ben gittim. Zaten kendinde değildi. Birkaç fırsat bildim, soru sordum. Dedim ki hangi hayvan suretindesin falan. Maymun dedi. Maymun mu? Maymun dedi yani. Ondan sonra sen hangisisin dedim. Yani cin misin, ifrit misin, şeytan mısın? Cinim ben dedi. Birkaç soru daha sordum. Ondan sonra cevaplamadı. Gözüme bak, abi diyor sana bakınca korkuyorum diyor. Ağlıyor. Tövbe ettirdim. Ondan sonra içinde görevli bir şeytan var. Ya var yani belli. Anneme tövbe ettirdim, babama tövbe ettirdim, buna tövbe ettirdim. Ya en azından ayaklarının titremesi gitti. Üstüne bir Yasin okudum. Abdest aldım, okudum Yasin. Ya buraya buraya bir tövbe etmem lazım. Ayet-i Kürsi'yi okudum. Tövbe etmem yani. Hayatta ben tövbe etmem yani. Etmedim de yani. Namaz ama gelmez yani. Yok. Namaz kılıyor musun? Cuma namazlarını geçirmem ama diğer namazları pek kılamıyorum yani. Peki Müslüman mısın? Müslüman mısın? Müslüman mısın diyor. He? Müslüman mısın? Elhamdülillah. Peki, iyice gitti olayım. Müslümanın görevi nedir? Müslümanın bizi görevi Yahudilerden, ibadet. Bizi Yahudilerden, Hristiyanlardan, ateistlerden, inanmayanlardan ayıran şey nedir? Yani. Nedir? Ben anlamadım ki. Söyle. Sen tercüme et. Söyle babana. Bak Hristiyanlardan, yani, Yahudilerden. Söyle. Hristiyanlardan diyor, Yahudilerden diyor. Ateistlerden. Ateistlerden. Bizi ayıran. Bizi ayıran nedir diyor yani. Biz Müslüman olmalıyız yani. Müslümanız herhalde. Aradaki fark ne? Müslümanın görevi ne? Müslümanın görevi Allah'ın emrettiği bütün ibadetlerini yerine getirmek. Yani bu namaz kılmak, Kur'an'ı okumak. O zaman Allah'a kul olmuyorsun. Allah'a kul olmayan Allah'ın kime kul olur? Olmak yani Allah'a işte. Allah'a kul olmayan kime kul olur? Şeytana. Şeytana. Söyle. Allah'a kul olmayan kime kul olur diyor. Allah'ın kuluna şeytanla kul olur. Kimle olur? Şu anda şeytanın kul oluyorsun. Okul İmam Hatip'i Karanlık okumuştum. İmam Hatip mezunu mu? İmam Hatip mezunu. Şimdi sen söyle ona. Suç olduğunu ya. İmam Hatip mezunu dedi. İşi biliyor değil mi? Söyle. Ben suçu.
İmam Hatip mezunusun değil mi sen? İmam Hatip'te bir yıl okudum. Şimdi, evet. Bir yıl mı? Ben bir sene okudum. Bir sene okudum. Fark etmez, bilir yani. Bilir. Ya çok şimdi, biliyorum yani. Bilir. Namazı terkten sana burada 80 sokak. Evet. Öyle deme şimdi. Kayıttayız tamam. Orasını keseceğiz. Namazı kılmamaktan, terk etmekten, Allah'a kul olmamaktan senden başlayacağız. Tamam. Tövbesini yapacağız. Tabii tövbe bence tövbe. Her şeyde tövbe etmek. O anlamıyor. Mesela biraz anlamıyor. Ya şimdi namazı terk etmekten tövbe yaptıracak hoca sana burada. Evet tamam. İki şöyle çek. Topa yiyeceğim. Namaz terk etmek Allah'ın da. Şu yaşadığı sıkıntı bile onun Allah ona bir ceza veriyor. Değil hocam. Kendi yani, günahıyla alakalı. Yani bazen bile kendi hocam, sinirleniyor, sinirlendiğini yani, şey yapmıyor yani. Daha bize etkisini şey yapıyor bu sefer sinirlenince. Şimdi ben o, iyiyim diyor, ben düzgünüm. Hayır hayır, ben hocam bak ben sana aslında bak iyi hatırlattım. Bu bazen böyle cinleniyor gibi oluyor kendi kendisi. Yani sinirleniyor, bizi konuşturmuyor. Bunun yüzüne bir evlenmiş kulfeyi okuyor, sakinleşiyor. Şimdi bak, Kur'an kendi diyor ki Cenab-ı Allah. Allah! Kim Allah'ın zikrinden yüz çevirirse ona bir şeytan musallat ederiz diyor. Vallahi hocam diyorum ama Allah'ın en büyük zikri namazdır. Evet doğru söyledin. Namazı terk ettiğin anda bir şeytan bedeninde gezer. Görevli olarak gelir. Allah'ın izniyle de geliyor. Artık o görevli şeytan seni bütün günahları sormak için çalışır, vesvese verir. En büyük günah yani. Şimdi biz burada seanslarda en zorlandığımız soru gelen kişi diyoruz ki, Müslüman mısın? Müslümanım. Namaz kılıyor musun? Kılmıyorum. Ya da kılıyordum, bıraktım. Diyorum, nasıl Müslüman? Namaz tekten yoksa... Şimdi Hristiyanlar namaz kılmıyor, Yahudiler kılmıyor, ateistler kılmıyor, inanmayanlar kılmıyor. E Müslüman kılmaz mı? Bize onlardan ayıran şey nedir? Doğru. Namaz kılmak. İman. İslam'ın şartı ne diyoruz? İman etmek. Allah'ın varlığını birliğine iman ediyorsun. Sonra namaz geliyor. İkinci sırada yani en büyük. Dinin direği diyor mesela. Evet. Dinin direği, direk olmasa din olur mu? Namaz. Ve biz buraya gelenler diyoruz ki tövbeden sonra mutlaka namaza başlayacaksınız. Namaza başlamadı mı yaptığın tövbeler boşa gitmiyor. Ya boşa gitmiyor. Allah kabul ediyor. Ama günaha giriyorsun. Evet. Ve kılmaya ne oluyor? Şeytan bedende güçlenmeye başlıyor sonra. Evet. Önce namazdan başlar sonra da başlık günahları seni sevk eder. Ruhsat alır. Güçlenir bedende. Onun en çok şey yapan nedir? Namazını kılacaksın, orucunu tutacaksın. Eğer zekatını verebiliyorsan zekatını vereceksin. Durumun iyiyse, malın varsa zekatını vereceksin. Yani şeytana kapı açmayacaksın. Bunlar en büyük günahlar. Ruhsat aldın mı o bedenden girerler yani. Bununla ilgili tövbeler yapacağız inşallah şimdi. Ayaklarını birleştir. Kendini unutma. Bir şey çekiyor mu seni dur? Geri dur. Çekiyor. Bir daha dur. Serbest dur. Düşeceğim bıraksam. Düşeceğim korkusu yapma. Bir sene tutarsın. Kendini bırak. Ben kendini bırak. Olma. Dur. Geçirmiş yani. Bir kelime bile yetiyor. Ya akşam gidiyorum diyor, abi diyor, iniyor diyor, çıkıyor, suratımı ele alıyor, konuşturuyor, konuşuyor diyor, geri iniyor diyor, konuşuyor, geri iniyor diyor. Uzan konuşuyor yani resmen. Burada daha fazla değil mi ağrı? Evet. Sağ tarafta. Burada. Çok az. Şurada var. Evet. Dur. Bütün vücut. Ölen mi?
kalk otur. Euzu bi kelimetillah tammedi min külli şeytanı Muhammed ve min külli aninlenme. Euzu bi kelimetillah tammedi min külli şeytanı Muhammed ve min külli aninlenme. Euzu bi kelimetillah tammedi min külli şeytanı Muhammed ve min külli aninlenme. İnneke meyyitum ve innehum meyyitun. İnneke meyyitum ve innehum meyyitun. Senede ve cenim şefaati ve mâhkalarım güküntüm vel ecmailün cemilün kesir. Vel cinni şeytani ma şidiga. Ma şidika, ma şidika. Allah Rahman Rahim, Kat Hay Kayyum Hakem Adr Kuddüs isminin adına Süleyman Aleyhisselam'ın akdamesinden doğan hakkıyla sana emrediyorum. İfret çıkı Kore'ye, lisana gel. Lisana gel. Bıraktı beni. Şu an dua okurken ben kendimdeydim. Az önce bir ağlama şeysi geldi. Evet, üstte çığlık açıyor. Geliyor gidiyor. Ne diyor içinden? Bir şey demiyor. Yakalandı. Şimdi başına geleceğini biliyor. Kaçıyor. Geliyor, geri gidiyor. Buraya kadar geliyor diye. Sana geliyor, kaçıyor. Sırtıma kadar geliyor. Sen bir tepki verme bakalım. Dinle benim. Euzu bi kelimetillah tammeti min külli şeytanı ve hammeti min külli alinlenme. Euzu bi kelimetillah tammeti min külli şeytanı ve hammeti min külli alinlenme. Euzu bi kelimetillahi tammeti min külli şeytanı ve hammeti ve min külli aninlenme. İnneke meyyitum ve innehum meyyitun. İnneke meyyitum ve innehum meyyitun. İnneke meyyitum ve innehum meyyitun. Senede ve cenebi şefaati ve mâ kalerab yüküntüm vel ecmailün cemilün kesir. Vel cinni şeytani mâ şidîgâ. Mâ şidîgâ, mâ şidîgâ. Allah Rahman Rahim Fethay Kayyum Hakem Adır Kuddüs isminin adına Süleyman Aleyhisselam'ın ayetnamesinden doğan hak ile sana emrediyorum. İfrit, kızın lisanına gel. Kızın lisanına gel. Ya konuşursun ya da bütün tövbe ve duaları yaptırırım. Babaannesinin yaptığı bütün beddualardan, annesi de babası da burada. Onlara da tövbe ve duaları yaptırırım kıza. Kızın kendine, hayatına, yaşama yaptığı bütün beddualardan da kıza tövbe ettiririm. Yaptıralım mı tövbeleri? İfrit. Tövbeleri yaptıralım mı? Kız tövbeleri yaptığı anda o bedende kalamayacaksın. Ölüp gideceksin. Doğru mu? Konuşalım mı? Hı? Konuşalım mı? Konuşalım mı İfrit? Cevap ver. Konuşalım mı? Konuşalım mı? Tövbeye başlasın mı kız? Çünkü tövbenin yakamayacağı bir şeytan yok. Allah'ın izniyle yanacaklar. Sen de yanacaksın. O bedene girdin ve ölerek çıkacaksın. Gitti şu. Gelmedi. Başladığınızdan beri hiç gelmedi. Ben konuşurken ses cevap veriyor mu sana? Evet, şunu aklından bir şeyler geçiyor. Ne diyor? Mesela şurayı ettir de diyor. Ettir diyor, yani şey yok. Ettir diyor. Sen tövbe yapsam ben buradayım diyor, değil mi? Orada yalan söylüyor. Tövbe ettiği anda orada yanacak. Yani resmen blöf yapıyor. Anladın mı? Aç elleri bakayım, dua yapalım. Dua yapacaksın. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Söyle. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın. Allah'ın. Kızgınlık ve öfkeyle. Kızgınlık ve öfkeyle. Üzüntü ve kederle. Üzüntü ve kederle. Kendime, kendime, hayatıma, hayatıma, yaşamaya, yaşamaya, var olmaya, var olmaya, dünyaya gelişime, dünyaya gelişime, doğduğum güne, doğduğum güne, yaratılışıma, yaratılışıma, kadere, kadere, kaderime, kaderime, anneme babama, anneme ve babama, babaanneme, babaanneme, abime, abime, yengeme, yengeme, arkadaşlarıma, arkadaşlarıma, tanıdığım tanımadığım insanlara, tanımadığım insanlara, kalben ve diliyle, kalben ve diliyle, 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 yaptığım ve yapacağım, yaptığım ve yapacağım, bütün beddualarımdan, bütün beddualarımdan, lanet ve bela sözlerimden, lanet ve bela sözlerimden, isyan ve şirk sözlerimden, isyan ve şirk sözlerimden, tövbe ettim, tövbe ettim, estağfurullah ya gaffar, 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 estağfurullah ya gaffar,
Estağfurullah ya Gaffar, estağfurullah ya Gaffar, estağfurullah ya Gaffar, estağfurullah ya Gaffar, estağfurullah ya Gaffar, estağfurullah ya Gaffar, estağfurullah ya Gaffar, estağfurullah ya Gaffar, sırtıma binde. Sen devam et öyle. Estağfurullah ya Gaffar, 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 estağfurullah ya Gaffar. Allah'ım, şahit ol ki. Şahit ol ki. Annemi babama. Annemi babama. Babaanneme. Babaanneme. Abime. Abime. Yengeme. Yengeme. Bana haksızlık yaptığına inandıklarıma. Bana haksızlık yaptıklarıma inandıklarıma. Öğretmenlerime. Arkadaşlarıma. Arkadaşlarıma. Dünya ve ahiret. Dünya ve ahiret. Geçmiş ve gelecek. Geçmiş ve gelecek. Bütün haklarımı. Bütün haklarımı. Helal ettim. Helal ettim. Şahit ol ya Rabbi. Şahit ol ya Rabbi. Helal ettim. Helal ettim. Şahit ol ya Rabbi. Şahit ol ya Rabbi. Helal ettim. Helal ettim. Şahit ol ya Rabbi. Şahit ol ya Rabbi. Allah'ım. Allah'ım. Dünyaya gelmeme vesile olan. Dünyaya gelmeme vesile olan. Annem ve babam için. Annem ve babam için. Abilerim için. Abilerim için. Verdiğin rızık ve nimetler için. Verdiğin rızık ve nimetler için. Sana sonsuz kez şükrediyorum. Sana sonsuz şükrediyorum. Şükrediyorum. Elhamdülillah. 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 Elhamdülillah Rabbil Alemin. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Allah'ım. Allah'ım. Beni. Anne babamı. Anne babamı. Kardeşlerimi. Kardeşlerimi. Namaz kılanlardan. Namaz kılanlardan. Namaza devam edenlerden. Namaza devam edenlerden. Sana çok şükreden. Sana çok şükreden. Sevdiğim ve razı olduğum kullarından eyle. Sevdiğim ve razı olduğum kullarından eyle. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Şehadet ederim ki. Şehadet ederim ki. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki. Ve yine şehadet ederim ki. Hazreti Muhammed. Hazreti Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun kulu ve resulüdür. Onun kulu ve resulüdür. Allah'ım. Allah'ım. Ölmeyi istemekten. Ölmeyi istemekten. Yaşamayı reddetmekten. Yaşamayı reddetmekten. Sana yaptığım. Sana yaptığım. İsyan ve şirk sözlerimden. İsyan ve şirk sözlerimden. Hay ismine. Hay ismine. Yaptığım isyan ve şirk sözlerimden. Yaptığım isyan ve şirk sözlerimden. Tövbe ettim estağfurullah ya hay. 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 Ya Kayyum. Ya Kayyum. Ya Rahman. Ya Rahman. Ya Rahim. Ya Rahim. Ya Settar. Ya Settar. Ya Tevvab. Ya Tevvab. Bir rahmetike. Bir rahmetike. Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer. Erhamer Rahimin. Allah'ım. Allah'ım. Tövbe ve dualarımı. Tövbe ve dualarımı. Kabul eyle. Kabul eyle. Amin de. Şu an bir rahatlama oldu mu vücudunda? Hı. Dua yaparken bir sırtına falan geçti dedin. Evet, sırtımda sırtımda. Var mı ağrı falan? Biraz. Sağ tarafında. Annesi sen açın mı? Enzülüm şeytancı bismillahirrahmanirrahim. Sesli. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Allah'ım. Kızgınlık öfkeyle. Kızgınlık öfkeyle. Kızım Medine'ye. Kızım Medine'ye. Yaptığım bütün beddualarımdan. Yaptığım bütün beddualardan. Olmaz olasın dememden. Olmaz olsun demem dualar. Olmaz olasın. Olmaz olasın dualar. Dememden. Dememden. Yazıklar olsun dememden. Yazıklar olsun dememden. Ve bütün kötü sözlerimden. Ve bütün kötü sözlerimden. Tövbe ettim. Tövbe ettim. Estağfurullah ya Gaffar. Ya Gaffar. Devam. Tövbe ettim. Estağfurullah ya Gaffar.
Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Ya gaffar. Gaffar. Ya tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. 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 Geyne. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. 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 Allah'ım. Allah'ım. Kayınvalidemin, kayınvalidemin bana çocuklarıma zürriyetime yaptığı bütün beddualardan ve soyumdan ölmüş ve sağların yaptıklarını bütün beddualardan soyumun adına kayınvalidemin adına kendi yaptırdıklarımın adına yaptıklarımın adına tövbe ettim. Estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim 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 estağfurullah ya gaffar. Allah'ım. Şahit ol ki. Ben çocuklarıma, gelinlerime, kızım Medine'ye, kayınvalideme, anneme babama, kayınpederime, eşime, dünya ve ahiret, geçmiş ve gelecek, bütün haklarımı helal ettim. Şahit ol ya Rabbi. Helal ettim. Şahit ol ya Rabbi. Helal ettim. Şahit ol ya Rabbi. Amin de. Amin. Annen dua yaparken bir rahatlama oldu mu vücudunda? Hayla şu ben mi? Yok bir şey, şu an gitti. Rahatladın değil mi? Hı. Babayı da yaptırdın, maç edin. Duyduğu açık sesini. En özürlenmiş şeytan acı, bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Kızgınlık ve öfkeyle. Kendime, eşime, çocuklarıma, gelinime, kızım Medine'ye, hakkımı yiyenlere, hakkımı yiyenlere, anneme, babama, anne babasına, eşimin anne babasına, kalben ve dille yaptığım ve yapacağım bütün beddualarımdan lanet ve bela sözlerimden kötü sözlerimden sözlerimden tövbe ettim estağfurullah ya gaffar tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Allah'ım şahit ol ki. Eşime. Çocuklarıma. Kızım Medine'ye. Gelinime. Anne babama. Eşimin anne babasına. Hakkımı yiyenlere, dünya ve ahiret, geçmiş ve gelecek, bütün haklarımı, helal ettim. Şahit ol ya Rabbi. Helal ettim.
Helal ettim, şahit ol yarabbim. Helal ettim, şahit ol yarabbim. Allah'ın, şahit ol yarabbim. Allah'ın, ben anne babamdan, eşimden, çocuklarımdan, gelinimden, razıyım. Sen de onlardan razı ol. Beni, eşimi, çocuklarımı, zürriyetimi, namaz kılanlardan, namazına devam edenlerden, sana çok şükreden, sevdiğim, ve razı olduğum kullarından eyle. Olanlardan eyle. Kullarından eyle. Amin. Amin. Şu an daha iyi misin? Anne baba dualar yaptı, tövbeler yaptı. Hı? İyisin. Bir daha uzan bakayım, sırtında o ağrılar var mı? Serdest dur. Var mı ağrı buralarda? Yok, yani var da o kadar çok. Biraz rahatladın ama değil mi? Kalk bakayım. Stop yap. Paranormal Ofis. Sayık Erol Tanrı. Doğru Dua. Doğru Tövbe. İrtibat telefonlarımız 0542 465 8467 0546 465 8467 0555 465 8467 0541 850 8467